Hayırlı sabahlar. Bugün vefat eden sözcü yazarı Bekir Coşkun'dan ilginç bir hatırayı paylaşacağız. Bekir Coşkun sözcüden evvel Hürriyet Gazetesi'nde yazıyordu. Ve kendine has üslubu olan ve Atatürkçü düşünceyi savunan, laikliği savunan bir yazar olarak tanınıyor. Şimdi Atatürkçülük ve laiklik konusundaki yaklaşımlarımız çok örtüşmüyor aslında. Ama özellikle aktaracağım anekdot ortak noktaları bulmakta çok da zorlanmayacağımızın bir örneği olarak çok enteresan. 28 Şubat'ın tekrar tırmandırdığı başörtüsü yasağının en şiddetli olduğu dönemlerde bu yasağın kalkması için Yeni Asya camiasında Demokrat Hanımlar diye bir beraberlik oluşturuldu. Ve başörtülü hanımlar, genç kızlar bu platformda bir araya geldiler. Ve farklı kesimden farklı insanları ziyaret ederek bu başörtüsü yasağına karşı bir kamuoyu oluşturma çalışması yaptılar. Bu ziyaret ettikleri isimlerden birisi de Hürriyet'in Ankara bürosunda Bekir Coşkun. Ki o görüşmelerin gazetemizde yayınlanan haberlerini daha sonra şöyle bir broşür olarak da yayınladık. Demokrat Hanımlar diye. Bu da tarihi bir belgedir aslında. Ve burada ziyaret ettikleri isimler arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başörtülüler de çalışabilmeli, okuyabilmeli diyor ziyarette. DYP Grup Başkan Vekili Nevzat Ercan, daha evvel bakanlık yapmış bir isim, başörtüsü vicdan hürriyetinin gereği. Şu anki İçişleri Bakanı, o zaman DYP İstanbul İl Başkanı Süleyman Soylu, başörtüsü yasağı mecliste halledilmeli. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir, şimdiye kadar neredeydiniz? Çok enteresan bir görüşme. Ercüment Konukman, MHP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki Anadolu'da en çok başörtüsünü soruyorlar. Ülsever Hürriyet yazarı gene Bekir Coşkun'un yazdığı dönemlerde başörtüsü yasağı anlamsız. Enis Berberoğlu radikal yazarıymış o zaman. Daha sonra Hürriyet'in Ankara temsilciliğini yaptı. Okumak başörtülülerin de hakkı. Böyle devam ediyor. Esas aktaracağımız Bekir Coşkun. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda Demokrat Hanımlarla görüşen Hürriyet yazarı Bekir Coşkun. Demokrat Hanımları tanıdıktan sonra özellikle başörtüsü konusunda daha dikkatli yazılar yazacağını belirterek sizler gibi başörtülerin kendilerini demokrat olarak tanıtmaları bende şok etkisi yaptı. Din adına ortaya çıkmış bir partiye başörtülü olduğunuz halde oy vermediğinizi öğrenmekten de çok mutlu oldum. Bundan sonra önüme başörtüsüyle ilgili herhangi bir konu geldiğinde sizin gibilerin de olacağını hatırlayarak ayırt edeceğim, meselenin üzerinde daha dikkatli düşüneceğim dedi. İnanç farklılığının hiçbir zaman problem yapılmaması gerektiğini vurgulayan Coşkun, hiç kimsenin inançlarından dolayı baskı görmesini istemediğini söyledi. Din gibi kutsal değerlerin sık sık istismar edildiğini hatırlatan Coşkun, bunun da bütün samimi dindarların töhmet altında kalması neticesini doğurduğunu belirterek, elinde silah almayan hiçbir insanı suçlama eğiliminde değilim. Kanıt olmadan hiçbir insan suçlanamaz. Ama öyle adamlar ortaya çıktı ki dini değerleri istismar ederek bütün başörtülerin kendi elemanı gibi görülmesine neden oldu. İster istemez insanlar bu kanıya varıyor. Böylelikle dini istismar eden partilere oy vermeyen bütün samimi dindarlar töhmet altında bırakılıyor. Görüşünü dile getirdi. Temel hak hürriyetlerinin peşinde olan ve inançlarını yaşamak isteyen demokrat hanımlardan, kendilerini medyaya tanıtmalarını isteyen Coşkun, kendinizi herkese, özellikle de medyaya tanıtmanız lazım. Dini kullanarak siyaset yapanlara tavrınızı gösterin, medyaya farklı olduğunuzu gösterin, etkinizi gösterin, yaptığınız veya yapacağınız çalışmaları bizlere bildirin, kendinizi tanıtma hususunda gazetecilere birebir ulaşın.
Sizin anlattıklarınızı aynen paylaşıyorum. Sizinle bu konuda farklı bir şey düşünmüyorum dedi. Bu gibi kutsal değerleri istismar edenler yüzünden ulusal bütünlüğümüz bozuluyor diyen Coşkun, bunun günahı onların boynuna. Benim annemin başörtülü, kendisi Urfalı aslen, o kadar buna inanmış ki doktora bile gittiğinde başını açmıyor. Yasak nedeniyle peruk takmak zorunda kalanların durumu, o zaman bir de böyle bir şey çıkmıştı. Yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Peruk başörtüsünü takamıyor, saçlarını perukla gizliyor. Böyle bir garabete mecbur edilmişti insanlar. Ve Bekir Coşkun o konuda diyor ki, yasak nedeniyle peruk takmak zorunda kalanların durumu beni çok üzüyor. Bu çok dramatik bir olay değerlendirmesinde bulundu. Şimdi bu şunu gösteriyor. Önyargı duvarlarını eğer aşabilirsek, çok farklı dünya görüşlerine sahip, çok farklı ideolojilere sahip insanlar olarak insani değerlerde, demokrasi, hukuk, adalet, özgürlük gibi insani değerlerde buluşabilmemiz son derece mümkün. Bekir Coşkun'un bir özelliği de hayvan sevgisi. Hakkındaki yazılarda bunları hep hatırlatıldığını görüyoruz. Bu da bir insani hassasiyettir. Hayvanları da Allah yaratmış. Ve onların hukuku da var. Hayvan haklarından bahsediliyor. Ama Türkiye o halde ki hayvan hakları diyoruz, öbür tarafta inanılmaz şekilde çiğnenen insan hakları var. Cezaevlerinde can veren insanlar var. Beyaz sandalyede, hücrede tek başına can veren bir hükümlünün, eski bir polisin yürek yakan görüntüleri yansıttı mesela sosyal medyaya. İktidar kontrolündeki medyada bundan gene eser yok ama sosyal medyada çok ses getirdi. Şimdi buna benzer şeyler de yaşanıyor ve bu kadar ağır, vahim insan hakları ihlallerinin cereyan ettiği, hala devam ettiği bir ülkede hayvan haklarından bahsetmek biraz sanki lüks kaçıyor gibi değil aslında. Hepsi hak ve Allah'ın vermiş olduğu haklar. Bu hakları gasp etmeye, çiğnemeye ve insanları, hayvanları, yaratılmış canlıları, bitkileri, çevreyi tahrip etmeye, onların hakkına zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Bu bir bütündür. Bütün haklar bir bütündür. Haklar bölünemez. Onun için hakları kategorize ederek şunlar öncelikleri, şunlar sonraya bırakılabilir gibi tasniflere tabi tutmadan tümünü aynı bütüncü yaklaşımla, aynı hassasiyetle, aynı insani, vicdani, hukuki hassasiyetle takip etmek lazım, savunmak lazım. Onun için Bekir Coşkun'dan aktardığımız bu anekdot son derece önemli. Ve şu günün Türkiye'sinde farklı dünya görüşlerine sahip insanlar yaşanan süreçten hep birlikte zarar görüyorlar. Hakları ihlal ediliyor ve bu ihlaller ağırlaştıkça faturası da ağırlaşıyor. Dolayısıyla bugün de çok önemli bir ihtiyaçtır. Farklı dünya görüşüne sahip de olsak yine bu temel değerler ekseninde en kısa zamanda gecikmeden bir araya gelebilmemiz ve bu ihlallere son verecek bir toplumsal dayanışmayı en yüksek seviyede gerçekleştirebilmemiz lazım. Başörtüsü yasağı bugün kalktıysa bunda işte bu tarz gayretlerin, demokrat hanımların çalışmalarının, temaslarının, görüşmelerinin de önemli bir katkısı olmuştur. Elimdeki broşür ve aktardığım anekdot bunun örneklerinden sadece birisidir. Tarihi belgelerinden sadece birisidir. Dolayısıyla tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Ön yargılarla birbirimize bakmayalım. Ortak paydalarda birleşebilmeyi esas alalım, hedef alalım ve bunu yaptığımız zaman birçok duvarın zaten kendiliğinden ortadan kalkacağını göreceğiz ve insani değerlerde aynı safta buluşmanın hazzını yaşayacağız. Buna çok şiddetli ihtiyaç var. Bu vesileyle Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailesine başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak.
dileğiyle.